Herkese merhaba. 19 Mayıs Üniversitesi uygulama radyosu olan Omur Radyo ekibi olarak Samsun halkına sorularımızı yönelttik. Bakalımız cevapları almışız. Mayıs'ı Samsun'da geçiriyor olmak nasıl bir duygu? Yani iyi. Öyle gemileri izlemek, uçakları izlemek güzel. Dün arkadaşlarımla gitmiştik, orada da izlemiştik zaten uçakları. Yani güzel bir duygu kısaca. Teşekkürler. Sence nasıl bir duygu? Bence de güzel bir duygu. 19 Mayıs'ı Samsun'da geçiriyor olmak nasıl bir duygu? Çok güzel bence. Güzel bir duygu. 19 Mayıs'ı Samsun'da geçiriyor olmak nasıl bir duygu? Evet, çok güzel aslında. Yani ilk defa yani ben buraya hep ailem için geliyorum. Çünkü aslında ben Almanca bile Almanya'da yaşıyorum ama ilk defa şimdi 19 Mayıs'ta buradayım. Baya güzel bir duygu. Yani Türk olduğuma memnunum şu an. Vallahi baya bir ne bileyim bir gurur duyuyorum kendime ne bileyim Türk olduğum için. Aynen, çok güzel bir duygu. 19 Mayıs'ı Samsun'da geçiriyor olmak nasıl bir duygu? Vallahi 19 Mayıs'ı önce Türkiye'de daha sonra Samsun'a geçiriyor bilmek çok güzel bir duygu. Bunu bize yaşatan önce Atatürk'e teşekkür ediyorum. Onun sayesinde, silah arkadaşları Atatürk sayesinde bu güzel vatanda yaşıyoruz. Yaşamaktan da gurur duyuyoruz ve çok mutluyuz. Hala 100 yaşındasın, hala hilal ve yıldızım, hala beyaz ve kırmızı. Türk'ün yolu cumhuriyet, parla 100 yaşındasın. 19 Mayıs'ı Samsun'da geçiriyor olmak nasıl bir duygu? Samsun'da geçiriyor olmak gurur verici. Çok çok güzel. Atatürk'ümüze, silah arkadaşlarına minnettarız. İyi ki bu günleri bizim için yaşatmış, iyi ki var. Şimdiki gençlere armağan etmiş, ne mutlu onlara, ne mutlu Türk'üm diyene. Gurur verici. Bence bir ayrıcalık. Samsunluyum, doğma büyüme Samsunluyum. Ömrümün yettiği sürece geleceğim, kutlayacağım. Gururluyuz, coşkuluyuz. Yaşasın Cumhuriyet. Atatürk'ün 19 Mayıs'ı gençlere armağan etmesi hakkında ne düşünüyorsun? Yani dünya liderinin yapmış olduğu en güzel hediyelerden bir tanesi. Bunu dünyada hiç kimse yapmadı zaten. Ki buna sahip çıkmalıyız. Şimdi gençliğimize bakıyorum, gerçekten sahip çıkıyorlar. Ama daha da iyi şekilde kutlanabilmeliyiz. Çok güzel bir duygu. Atatürk olmasaydı böyle bir bayram olmayacaktı. Güzel bir gün. Parla beyaz ve kırmızı. Türk'ün yolu cumhur. Atatürk'ün 19 Mayıs'ı gençlere armağan etmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Atatürk olmasaydı bu gençlik bayramı da olmazdı. Bizler de olamazdık. Atatürk'ün mekanı cennet olsun. Ruhu şad olsun. Gençliğe büyük bir armağanıdır. Samsun kenti onun sayesinde şenlikler yaşıyor görüyorsunuz. Ben de bir Samsunlu olarak, laik cumhuriyet insanı olarak çok mutluyum. 19 Mayıs'ın 105. yılını kutluyoruz. Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 105. yılını. Yani biz Türk gençleri armağan etti ve bu cumhuriyeti biz Türk gençleri koruyup ilelebet sonsuza kadar ayakta tutmaya çalışacağız. Dünyada belki de cumhuriyeti kurup kendi gençleri için, kendi çocukları için armağan eden belki de bir önder yoktur. 23 Nisan'da bunun örneği. Çocuklara ve dünya çocuklarına armağan etti. Bu da Türk gençlerine, Türk gençlerinin nasıl şartlarda ülkenin kurtarıldığına örnek olmak amacıyla Türk gençliğine armağan ettiğini düşünüyorum. 19 Mayıs'ı Samsun'a geçirmek nasıl bir duygu? Güzel bir duygu aslında. Bu uçakları görmek, yani bu pilotların gösterisi gayet güzel. Samsun güzel şehir zaten. Yaptıkları gösteri güzel. Atatürk'ün 19 Mayıs'ı gençlere armağan etmesi hakkında ne düşünüyorsun? Gurur verici bir şey yani. Güzel bir şey bu. 19 Mayıs'ı Samsun'da geçirmek nasıl bir duygu? Çok güzel bir duyguydu. Neler hissediyorsun? Çok mutluyum. Çok güzel geçti. Sence özel bir gün mü? Evet. Teşekkür ederim.